arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sevgili dostlarımız için çok güzel bir elbise çalışması yaptım elbisemi gidirmeli olarak iki tane patisini ördüm ve düz trabzanlardan örerek tamamladım şöyle karın kısmını görmekteyiz şurada da sırt kısmını görüyoruz İki renk olarak çalıştım pembemi ve beyazımı kullandım lastik çalışmalarında beyazıma yer verirken ana kısmında pembe rengimi tercih ettim bakınız patilerimizi de 3 sıra trabzandan ördüm şimdi ölçülerimize bakalım bizim ördüğümüz yavrumuz 6 kilo civarında 6 kilo olan kedimiz için gayet rahatlıkla olacak bir çalışma şöyle görmeniz istiyorum mizurumuzun bir kısmını yavrumuz yemişti onun için ölçüyü biraz aşağıdan tutarak ölçüyorum ki yanıltıcı olmasın bir uçtan diğer uca 31 santim biraz içten de ölçtüm bakınız 31 santim beden uzunluğu gövde genişliğine bakalım yine içten tutuyorum şu şekilde 24 buçukta beden genişliği olarak çalıştım karın kısmına kadar olan bölgesine bakalım tutuyorum 20 santim biraz geçmekte 20 buçuk santim ee, karının olduğu yer. Diğer kısım ise e, gördüğünüz gibi sırt kısmı. Sırt kısmı ne kadar uzun olursa olsun e, problem teşkil etmiyor. Evet. Şimdi bu güzel çalışmamız için bir tane pembe ipimi kullandım ve çok az da beyaz renkli ipimi kullandım. Üç buçuk numarada tığım var. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için ben pembe rengimi kullanıyorum ve ipim orta kalından birazcık daha kalın. Şöyle yaklaştığımda belirli olacaktır. Ve tığ numarası olarak ise üç buçuk milimetre tığımı kullanıyorum. Daha e, kalın tığlarda kullanabilirsiniz. Evet zincirimizi çekerek başlayalım. Buradaki zincirimiz boyundan başlayacağız elbisemiz örmeye. E, yavrumuzun boyunu kaç santimse o kadar zincir çekmemiz gerekmekte. Yani santime ulaşana kadar zincirimizi çekelim ben. E, kedimiz bizim kilolu 6 kilo civarında bir e, kedi. 35 santim boyun ölçüsü var rahat olması için ona uygun olacak zinciri çekmeye başlıyorum Siz de önce ölçün daha sonra o santime ulaşana kadar zincirimizi çekin şöyle düğümüm attım bu zincir değil düğüm ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 bakın ne kadar eri eri oldu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 hedefimiz burada zincir değil santim olacak. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Şöyle bakayım bir e, yeterli mi? Bir ölçelim mesurumun üzerine tuttum ve kaç santim olduğuna bakıyorum 26 santim birazcık daha örmeye devam ediyorum çünkü hedefim benim 35 santime kadar ulaşmak yani şuradaki arayı da örmem lazım evet zincirimi çekiyorum 35 santim olana kadar örelim. Sayı dediğimiz gibi önemli değil. Yavrunuzun boyunu kaç santimse o kadar örmeniz gerekmekte. Boyunu dar olmasın diye şöyle bakıyorum. Evet 36 santim olmuş. Ben birkaç tane zincir açacağım. Çünkü esleme payımız da var. Böyle tutuyorum. Evet. Tam 35 santim zincirimin uzunluğu düzeltiyorum düzeltme işlemi yaptıktan sonra ilk zincirime gelerek batıyorum ve bir tane yuvarlak oluşturuyorum ipimi önce arkaya alıyorum giriyorum ve yuvarlağı oluşturdum bakınız tombol bir kedi olduğu için boyun bu kadar olacak bir de e, rahatsız olmaması tam oturmaması lazım o yüzden çok rahat olacak 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirden sonra altta gördüğümüz bütün zincirlere birer trabzan örüyoruz bir defa doluyorum ilk zincir yuvasına giriyorum 1 2 3 defa da yukarı çıkıyorum bir doluyorum 1 2 3 defa da yukarı çıkıyorum bir doluyorum 1 2 3 bir dolayıp 3 defa da ördüm trabzanlarımı bütün zincirlerimin içerisine girerek uyguluyorum bakın ipim kalın kalın ve yumuşak ipleri tercih ederseniz yavrularımız daha mutlu ve huzurlu olacak. Özellikle köpekler daha çok kıyafet giymekten hoşlanırken da bildiğiniz gibi kediler kendisini yaladığı için çok kıyafetten hoşlanmıyorlar ama istisnalarda mevcut. Bizim 3 kedimiz var. Bir tanesi çok seviyor kıyafet giymeyi. Birisi daha giyinirken çıkartıyor. Birisi biraz tuttuktan sonra Çıkarıyor. Rahatsız oluyor. O yüzden rahatsız olan yavrularımıza ısrarcı olmamak en güzeli. Sonra hayvana dayatma yapmayalım. Köpeklerimiz ise hepsi çok rahat etmekte ve severek giymekte. Değişik değişik. Bu ölçümüz hem kediye hem de köpeğe uygun olacak. Ama tabii burada en önemli dikkat edeceğimiz nokta hayvanlarımızın kilosu kilosu ve boyun ölçüsü mutlaka santim olarak başlayalım. Artışlarımız da gövde kısmına daha uyumlu olacaktır. Evet sona kadar ben trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bir doluyorum. Üç defa da örüyorum. Zincirimin tamamını trabzanlarımla ördüm. Şimdi e, i̇kinci sıramıza geçmek için hazırız. Son trabzanımızın tepesinden 1, 2, 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncü zincirin tepesine gelerek batıyorum. İpimi alıp diğer ilmeğimin arasından geçirip burayı bir bütün haline getiriyorum. Sonrasında ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda boyun kısmı için lastik örgüsü çalışacağız. Burada yapacağımız işlem ise önce yine 3 zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 zincirin üzerinde yine zincir bu bizim ilk trabzanımız bir trabzanımıza yandan girerken diğer trabzanımızı ardından girerek içe alacağız birini yandan birini ardından örerek iç kısmı alacağız ve bu şekilde lastik örgümüzü bu sıramızda tamamlayacağız şimdi çalışalım bakınız tığımın başını doluyorum hemen ikinci sıradaki trabzanımı bakın zincirimin üzerine yine zincir ördüm ikinci sıradakine şöyle yandan giriyorum ana gövdeden bakın tığımın başını doluyorum yandan giriyorum özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız varsa onlara yardımcı olabilmek için yavaş ve daha Sade anlatmak istiyorum Anlaşılabilir bir şekilde 3 defa aldım Bakınız bu dışa doğru kabardı Şimdi sıradaki trabzanımı ise Yine bir defa başında oluyorum Yine bu da çok çok kolay Bu kez tığımı ardından girdiriyorum Bakınız hemen trabzanımızın Ardından girdirdikten sonra Buradaki trabzanım içte kalacak Diğer tarafından da çıkıyorum Bakın şu şekilde Ve başlıyorum oradan örmeye 1-2-3 defada da örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. 1 2 ve 3 defa da örüyorum ve lastik örgüsünü başlattım. Biraz daha örelim. Tığımın başını doladım. Bakın buna yandan girmişim. Yandan girdiklerim dışa doğru kabartılı olmakta. Diğerini ardından giriyorum. Trabzanın bakın ardından derken şuradan girip diğer taraftan çıkıyorum. Bakın başını doladım giriyorum üstten şöyle arkaya doğru itiyorum ve örüyorum 1 2 3 tekrar yandan giriyorum 1 2 3 defa dalıyorum ardından diğer tarafından çıkıyorum 1 2 3 tekrar başını doladım yandan girdim 1 2 ve 3 ardından yandan Ardından boyun kısmının lastiğini bu şekilde bir yandan bir ardından girerek örelim. Boynumuzun lastik kısmını bu şekilde örerek tamamladım. Bakın bir tane ters bir tane düz yani bir yandan bir ardından girerek ördüm ve şimdi yeniden bitiş yerindeyim. 3 zincir çekerek başladığım yere geliyorum. 1 2 3. 3. zincirin tepesine batıyorum. İpimi buradan alıyorum. Zincirimin içerisinden ve ilmeğimin içerisinden geçirerek kaydırıyorum. Ve 3. sıramıza başlıyoruz. Buradaki e, ipim benim kalın olduğu için boyun kısmı yeterli. İpiniz ince ya da daha kalın lastik çalışması örmek isterseniz bir sıra daha bu kabartıları yandan girip içteki çukur olanlar ardından alarak örebilirsiniz. 3 zincirimi yine çekiyorum bu noktada. 1, 2, 3. Burada düz trabzan örüyoruz. Bir defa dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Zincirimin üzeri bakın hemen yanındaki trabzanma batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bir sonraki içte olan trabzanma batıyorum. Düz trabzan örüyoruz burada. Hiç yandan ardından girmiyorum. Gördüğüm şekliyle tepesine batarak bir defa dolayıp Üç defa defada aldığım trabzanlarımı örüyorum. Gövde kısmına doğru yavaş yavaş geçişimizi yapıyoruz. Bakınız bu sırada artış yapmıyorum. Sadece alttaki ördüğüm trabzanlarımın hepsine birer birer düz trabzanımı örüyorum. Lastiğim yeterli. Boğazda örmediğim için hani boğazda örsek daha uzun örüp katlayabiliriz. Özellikle köpeklerimize çok yakışmakta boğazlı kazaklar. Boyunları da uzun olduğu için. Bir sıra düz trabzanımızı örerek tamamladım. Şimdi bitiş yerimizdeyiz. Bu sıramızda geçişi yaptıktan sonra artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine yine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum içlerinden şu şekilde kaydırarak geçiriyorum. Ve yeniden 1 2 3 tane zincir çekerek bir yeni sıramıza başlıyoruz. Bu yeni sıramızda artış yapacağız. Gövde kısmına doğru bir genişlik sağlayacağız ve bu genişlik gövdesi için yavrumuzun yeterli olacak isterseniz hani çok kiloluysa daha fazla artışlar da yapabilirsiniz ama bu bizim kedi dediğim gibi baya tombulca bir kedi ona gayet rahatlıkta olabilecek bir çalışma olacak sizlerde yavrunuza uygun bir şekilde artış yapalım buradaki artışımız şu şekilde olacak 4 tane yani 4 tane örüyorum trabzanımı birinci zincirde dahil beşinci çift 4 tek 1 çift 4 tek 1 çift olarak öreceğiz bu birinci zincirimiz den oluşan trabzanımız bir trabzan şimdi ikinciyi örüyorum 1 2 3 defa da alıyorum 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 4 tane trabzanımı ördüm. Tek tek bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. çift olarak örüyorum. Ördüm. Aynı yere bakın. Aynı yere giriyorum. Ve ilk artışımı yapıyorum. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4 tek. 1 çift. Şimdi 4 tek örüyorum. 1. tek. 2. tek. 3. tek ve dördüncü tek 4 tane tekimi ördüm Vyi çift olarak örüyorum 1 ve 2 görelim 1 2 3 4 tane tek bir çift 2 4 tek bir çift sıramızı 4 tek bir çift olarak tamamlayalım yeniden sırabın sonuna geldim 4 tek bir çift ördüm ve e, diğer sıramızdayız. 1 2 3. zincirin içerisine yeniden giriyorum. İpimi kaydırarak geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Çekmiş olduğum 3 zincirden sonra bu sıramızda artma yapmıyoruz. Bütün sıramızı birebir trabzan olarak örüyoruz. Zincirimin üzerine ördüm. Hemen ikinci trabzanımın üzerine de örüyorum. Ve birer birer Tüm trabzanlarıma batıyorum. Kedimize çok yakışacağına inanıyorum. Pembe rengi. Tabi sizlerde kedinize ya da köpeğinize yakışacak güzel renkleri. Özellikle köpekler dediğim gibi çok sevip ihtiyaç duymakta. Onlara yakışan farklı farklı güzel kıyafetler örerseniz hem siz mutlu olursunuz hem de sevdiğiniz yavrucaklar. Evet sona kadar trabzanlarımızı örerek gelelim ve bu sıra sonunda patimiz için yerlerimizi hazırlamaya başlayalım. Ama bu sırayı baştan sona trabzan olarak örelim. Bire bir her trabzanı bir defa örüyoruz artma yapmıyoruz. Artış yapmadan sıramı tamamladım. Son bitiş yerindeyim. 3 zincir çekmiştim zincirimin bulunduğu yeri geliyorum kaydırma işlemi yapıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekip şöyle tığımı çıkarıyorum 3 zincirimi çektikten sonra sağ elimizden tarafa şu kısımda patilerimizin yerlerini ayarlamak için boşluk bırakacağız ve işaret takacağız. İşaretimizi taktığımız yere kadar bu zincirimizden itibaren örmeye başlayacağız. İşaretimizin bulunduğu noktada kalacağız. Şöyle sayalım. Zincirimi saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19'uncuya işaretimi takıyorum. Tam 19'uncu trabzanı. Arada 18 tane trabzanım kaldı. Bakın bu şekilde siz Ayracınız yoksa önemli değil bir ip e, geçirebilirsiniz şöyle trabzan arasına bir ip bile bağlayıp e, belli edebilirsiniz ya da sadece sayıp kontrol edebilirsiniz İlla herkes de profesyonel olarak bu tür ayracların bulunması e, imkanı yok tabii ki olan arkadaşlarımız ya bir çatal iğnesi ip bir şekilde bir belirlilik de koyabilirler hiç koymadan da sadece sayıp bırakabilirler evet şimdi zincirimden başlıyorum nereye kadar örüyorum buradan başlıyorum ayracıma kadar bir dolayıp 3 defa bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şimdi doladım. Hemen ikinciye giriyorum ve örüyorum. İşaretli noktaya kadar birer birer örüyorum. Artma eksilme yapmıyorum. Evet, ilerleyelim. İşaretimi taktığım yere kadar trabzanlarımı örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Arada bakınız şu şekilde bir boşluğumuz olacak. Buradan başlamıştım. İşaretimin bulunduğu nokta burası. Ve taktığım yeri örmüyorum. Hemen yanındaki trabzanımı ördüm. Şimdi bu kısma geçmiyoruz. 3 tane zincirimi çekip geriye dönüşümü yapıyoruz. Birlikte 1, 2, 3 çektik zincirimizi örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başında doluyorum birinci trabzana değil ikinci trabzana bakınız birinci zincirimizde ördük ikincinin tepesine batıyorum 1 2 3 ve tekrar yanındaki diğer trabzanımız derken başlangıç noktamıza kadar örüyoruz yani şu kısma kadar örüyoruz Sıramı ikinci kez örerek tamamladım. Şöyle bakalım bakınız. Buradan başladım geri dönüş yerimiz ve sona kadar geldim son trabzanımızı birlikte örelim burada 3 e, tane zincirden oluşan trabzanımızı örmeyi lütfen unutmayalım ona dikkat etmenizi istiyorum bakınız trabzanımı ördüm zincirden döndüm durmakta zincirden döndüğümün de tepesine batıyorum yine 3 defa da çekerek örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum şimdi şöyle görelim düz tarafını çeviriyorum arkadan döndüğümüz için şöyle bakalım Yavrumuzun boğaz kısmı ve bu boyun kısmının olduğu yer ve şuradaki görmüş olduğunuz iki sıra ise patilerini öreceğimiz bölüm. Böyle arası boş olarak örmek istemiyorum. Arasını sadece patilerini sağacak kadar boşluk bırakıp şuradaki göğsünün tam altı olacak yeri birlikte örelim. Patileri için belirli trabzanlar bırakalım bizim yavrumuz için dört tane trabzan yeterli olacaktır ee, ipimde kalın olduğu için zaten bu minik hayvanlarımız için olduğu için biraz e, ölçülerimiz birebir aynı olabilir o yüzden hiç tereddütsüz aynı şekilde de çalışabilirsiniz ben santim vereyim Bakınız şöyle santim olarak tuttum. tabii tabi e, bizim mezurumun ölçüsü bu kullandığım şu andaki diğeri e, başka şehirde olduğum için bütün e, yani gerekli olan ev eşyalarım e, evimizde kaldı şu an çocuklarımın yanındayım e, onun için burada kedilerimiz yemişler bir kısmını Bu bir santim ona göre hesap edelim şöyle tutuyorum bir santimi hesap ederek şöyle ve 24 santim genişliğimiz 24 santimde yüksekliğimize bakalım yüksekliğim ise şu an tabi e, santimin yenmiş bölümünü de hesap ediyorum 9 santim de uzunluk şu anki bölümümüz. Şimdi yapacağım işlem 4 tane trabzanı buradan ayıracağım. 4 trabzan da buraya kadar. Yüksekliğine de bakalım. Şöyle gelme payını bırakıyorum. 9'u birazcık geçtiğini görüyoruz. Evet şimdi yapmamız gereken işlemimize başlayalım. İşareti koyduğum yer bakınız. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı boş bırakıyorum. 5. trabzanımdan başlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hemen ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. 4 tane trabzanım boştu. Şunu da şöyle çıkarayım ki sayarken daha rahat görülebilsin. Bakın 1, 2, 3, 4. 5. den başladım. 4 trabzan kalana kadar örüyorum. Şu ipimi de alta gizliyorum.

11 tane tırabzan ördüm. Bakın burada da 1, 2, 3, 4 tane trabzanım kaldı. Şöyle görmenizi istiyorum. Koyduğumuz zaman yere 4 tane trabzanım sağ tarafta, 4 tane trabzanım sol tarafta patilerimiz için kaldı. Ortada ise 11 tane trabzanım ördüm. Bu kenarda 2 sıra örmüştük bakınız. Şimdi bu orta kısmı da eşitlemek için ikinci sırasında dönüyoruz iki ayağımızın ikisinin yeri belirli olduktan sonra şimdi üç tane zincir çekiyorum bir iki üç zincirimi çektim çeviriyorum bu birinci trabzanı battım ikinci üç dört beş altı yedi sekiz 9 10 ve en sondaki trabzanımızı zincirden döndüğümüz unutmuyoruz. 11. trabzanımızı da örüyoruz. 2 sıra 11 trabzan şeklinde ördüm. Patilerimiz ve göğüs ortasındaki karnının e, tam ortası olan bölümümüzü hazırladık alıyorum. Şimdi diğer tarafa geçişimizi yapacağız. Aşağıda 4 tane trabzanımız vardı. 4 trabzanımıza karşılık gelen 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Alttaki trabzan sayısı kadar zincirimi çektim. Ve ilk trabzanın üzerine gelerek kaydırıyorum. Geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. İlk patimin yani ilk bacağımızın yeri hazır oldu. Şöyle. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Çeviriyorum. En sondaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine 4 tane trabzanı karşılığı 4 zincirimi çektim. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum şöyle kaydırarak geçişimi yaptım ve iki tane ayağımızın olduğu yer hazır hale geldi 3 tane zincir çekerek trabzanlarımızı yap yapmaya başlayalım birinci trabzanım oldu ipimi şöyle alıyorum içeriye gizliyorum yani her trabzanımla gizleyerek örüyorum eğer zorlanırsanız örgümüz bittikten sonra arka taraftan gizleme işlemini çalışabilirsiniz ben örerek izledim bakınız sağ taraftan sol tarafa doğru yatırdım ve birer birer bütün trabzanlarımız zincirimin olduğu yere kadar örerek geliyorum her bir trabzanımızın üzerinde birer tane trabzan örelim Zincirimin bulunduğu yere kadar trabzanlarımı örerek geldim şimdi dört tane zincir çekmiştim onu çalışalım önce en son trabzanımı örüyorum Burada ipimiz vardı bakınız onu da alta şöyle sol tarafa yatırarak örüyorum. 4 tane zincirimin içerisine örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm. Dördüncü trabzanımı ördüm. Dört zincirin dördüne de birer birer trabzanlarımı ördüm. Bakın şuradan itibaren. Şimdi aradaki 11 bir trabzanımı yine örüyorum. Diğer zincirimi de aynı şekilde öreceğim. Arayı örelim. Arayı ördüm. Şimdi 4 zincirimin dördüne de birer birer trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 4 trabzanımı ördüm ve tamamladım patimizin ikisinin yeri de tamam oldu şimdi diğer başlangıç sırasına 3 zincirimin olduğu yere geldim 1 2 3 3. zincire batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve toplamda yavrunuzun boyu ne kadarsa gövde uzunluğu bazıları uzun boylu olduğu için e, yük, yüksekliği uzun olunca e, yani boyu da uzun oluyor. Daha çok örmemiz gerekmekte trabzan sırasını. Şimdi ben e, evimizdeki öreceğimiz yavrumuza göre trabzanlarımı hiçbir değişiklik yapmadan üst üste örmeye başlıyorum. Şimdi bu birinci sıramda 2, 3, 4 ve 5 sıra toplamda bu sıramız şuradaki patinin yerinin bulunduğu yer 5 sıra olana kadar örüyorum. Bu da dahil 1, 2, 3, 4 ve 5 sırayı Ördükten sonra eksiltmelerimize başlayacağız. Karın bölgesinde boşluğu bırakıp sırt bölgesinden örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bu birinci sıramdı. Toplam 5 sıra öre olana kadar örgüme devam ediyorum. Bu ikinci sıramı başlattım. 5 sıra olunca yeniden görüşelim. 5 sıramızı örerek geldim. 1-2-3-4-5 Şimdi bu karın kısmı için bu 5 sıramız yeterli şu ortadaki bölümü yani dıştan şöyle bir dıştan buradaki dıştan da eksilerek sadece sırt kısmını örmeye başlayalım. Bakın şimdi tam zincirimin bulunduğu yerdeyim. Bu arayı örmüyorum. Şuradaki bakınız. Ayağımızın yani bacağımızın geleceği pencerenin olduğu yere gelerek işaretimi koyuyorum. Bir ileri bir geri fark etmez. Bakın şu şekilde tutarak gelelim burayı işaretledikten sonra buradan itibaren eksilme işlemimize başlıyoruz. Şöyle zincirimi ben geçişimi yaptıktan sonra çekmiştim. Hemen bir tane zinciri şöyle hatta geçişi birlikte yapalım. Her şeyi sıfırdan beraber yapmış olalım. Tırabzanımı ördükten sonra 5. sıramızı batarak tamamlıyorum. Bir ön, bir arka olarak örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve ilk eksilmeye başlıyorum. Buraya normalde bir tane trabzanımı zincir çekerek ölüyordum Zincirimi çekmiyorum, sadece bir zincir çektim. Eksilme işlemi yapacağım. Hemen yanındaki trabzanıma batarak ilk eksilmemizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada bir tane trabzanım oldu. Şimdi işaretime bulunduğu yere kadar. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Karın bölgesi boş olacak şu kısım. Üstten öreceğiz sırt kısmını. Yavrumuz rahat etsin diye bu kısım karın bölgesi boş olacak. Sırtından örmeye devam edeceğiz ve bu kısımda birer birer eksilerek sırtımızı tamamlayacağız. Şimdi işaretimin olduğu yere kadar düz ilerliyorum eksilme işlemini yaptım şuradan ve sırt kısmını örerek geldim şimdi işaretime taktığım trabzanımın bulunduğu noktaya kadar geldim bakın şuradan itibaren işaretimize takmıştık buradaki patimizin gireceği yerden itibaren şimdi son trabzanımı bir iki ördüm diğer trabzanımı batıyorum bir iki de bunu alıyorum Üçüncü de hepsini çekiyorum ve burada iki tane olan trabzanımı tek sayıya indiriyorum. Bir, bir tane zincirimi çektim. Buradan bakın 2-3 diye örüyorduk normalde. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakın şu 2'yi 1 yaptım. Bu iki çünkü burayı özellikle geniş anlatmak istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız bu daralmadan sonra nasıl gideceğini çok iyi fark edilemeyebiliyor. Yani tamam bilen arkadaşlarımız aynen devam edebilirler ama yeni başlayan kardeşlerimizi unutmak istemiyorum. Bakınız iki tanesi bir olarak üzerine bir zincir çektim ve üçüncünün üzerine tığımın başını doluyorum. Gelerek batıyorum şöyle bir iki bu bir oldu zincir çektim buraya başını dolayarak giriyorum ve bu yönden de yine eksilmemi yaptım ve diğer tarafa doğru ilerliyorum birer bir yine son iki trabzan kalana kadar arayı birer birer örelim son iki olana kadar Son iki tane trabzanım kalana kadar örerek geldim bir kestiğim ve yanındaki trabzan şimdi bunu başını doluyorum bir ve iki defa da örüyorum tığımda bekletiyorum en sondaki trabzanımı yine tepesine batıyorum bir iki defa örüyorum ve üç tane ilmeğim iki trabzan var tek seferde kapatıyorum ve bir zincir çekip çeviriyorum şimdi bir zincirim bu iki tane eksildiğim trabzanın zinciri hemen şuradaki üçüncü trabzanımın üzerine tığımın başını doluyorum gelip batıyorum ve bu şekilde eksilmelerimizi yapıyoruz diğer tarafta da aynı işlemimi tekrar ediyorum iki tane trabzan kalana kadar örüyorum iki trabzanımı tek trabzan olarak tamamlıyorum bir zincir çekip arkadaki üçüncü trabzana batıyorum tabi ikisini kestiğimiz için ben hani kolay olsun diye ayrıntılı olsun diye yeni başlayan kardeşlerimi düşünerek söylüyorum. Yoksa tabii ki hemen ilk trabzanımıza batıyoruz zincirimizden sonra gelen. Evet şimdi bakın mailimizi şu şekilde verdik. Şöyle de göstermek istiyorum. Şöyle güzel görelim. Yaptığımız işlemimizi görelim. Bakın bu tarafa doğru şöyle yapalım. Yukarıya doğru karın kısmı açık buraya doğru eksilme işlemimizi yapalım şimdi kaç sıra örmüş 3. sıraya başladım Bakınız 1 2 3 biraz daha eksilelim yeniden görüşelim elbisemizi Örmeye devam ettim kaç sıra olduğuna bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 sıra ördüm ee, şimdi kenarının beyaz kısımlarını öreceğiz lastik kısımlarını ama öncesinde kolumun tekini ben örmüştüm kolumun diğer tekini de şöyle lastik örgüsü yaparak diğerini de çalışalım daha sonra alt kısmı birlikte örelim ipimi alıyorum geçirdim 1 2 3 tane zincir çektim ve sonrasında hemen yandaki birinci trabzanıma gelip atıyorum. Bir defa dolayıp üç defada ördüğüm trabzanı örüyorum. Sıradaki trabzanımaın tepesine batıyorum. Yine üç defada örüyorum. Yine pembeyle yapmak isteyenler, yani beyaz renk değildi yine aynı rengi kullanarak da çalışabilirsiniz. Ben daha belirli olması için beyaz rengimi tercih ettim şimdi dört tane trabzanım ördüm bir de bu aradan girdiğim için toplamda beş tane trabzanımız oldu bir iki üç dört beş yan tarafa geçiyorum yan tarafa geçişte hemen bağlantı yerine bakın şuradaki bağlantı yerine şu kısma bir tane trabzanımı örüyorum dönüşümüz güzel olsun ve patimiz rahat girsin sonra trabzanımın bulunduğu yere iki tane trabzan örüyorum bir ve iki diğer trabzanımın bulunduğu yere bakın şuna iki tane trabzan örüyorum bir ve iki İki trabzan da buraya ördüm bakın kenardan itibaren örerek geliyorum şimdi şuradaki görmüş olduğum dört tane trabzanın ilkine gelip batıyorum bir 2 3 ve 4 4 trabzanımın 4'ünü de örüyorum dönüyorum şuradan yandan giriyorum ve yanlara ikişer ikişer trabzanımı örüyorum yandaki iki sıradan ikisine burada sayı çok da önemli bir eksik bir fazla olabilir lütfen rahat olun Önemli olan yavrumuzun patilerinin rahatça girmesini sağlamak. Şimdi iki tane de buraya ördüm. Başlangıçta üç tane zincir çekmiştim. Oraya şöyle bakın zincirimi şöyle tığımın ucunu girdiriyorum ve sağ tarafa itiyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincirim yine zincir üzerine çekiyorum ve hemen lastik örgüsü çalışmaya başlıyorum. Lastik örgüsü için zincirimi çektim ilk trabzanımı yandan giriyorum 1 2 3 başı doluyorum bu kez ardından giriyorum başını doluyorum yandan doluyorum bu kez ardından bir yandan bir ardından örerek bu çıkarmış olduğumuz trabzanları lastik örgümüze dönüştürüyoruz ve toplamda 3 sıra örüp tamamlayacağız bu şimdi bizim ikinci sıramız Ondan. ardından trabzanın tamamını örelim ikinci bu tamamladım şimdi zincirimin bulunduğu yere şöyle yandan batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 çeviriyorum. Şimdi dışa kabartılı olan trabzanlarımı yine yandan örüyorum. İçe doğru dönük olan trabzanlarımı ardından giriyorum ve üçüncü sıramı da bu şekilde örerek tamamlıyorum. Yandan ve ardından şeklinde örelim. Üçüncü sıramı da ördükten sonra bitişte yeniden birlikte olalım. En son trabzanıma kadar ördüm. Yine zincirimin bulunduğu yerdeyim. Giriyorum ara boşluktan ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keserek ikinci patimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın ne kadar tatlış oldu. Kıyafetlerini bile çok seviyoruz kendilerini sevdiğimiz gibi. İpi şu şekilde içeri alarak şimdi sırt kısmını örmeye başlayabiliriz bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ipime dediğim gibi pembe renkli de çalışmak isteyen arkadaşlarımız pembe renkli de çalışabilirler lastik örgüsü yapacağız şuradan başlıyorum bakın şuradan giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim İpimi sol tarafa yatırdım ve birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum ipimi de gizledim. Gördüğünüz gibi. Örerken e, gizlemekte zorlanan arkadaşlarımız hiç önemli değil. E, örüp bitirdikten sonra tığımızla gizleyebilirsiniz. içeriye istediğiniz uzan, uzaklığa kadar götürüp kalanını da kesersiniz. Yani zorlanacaksanız zorlanmaya da gerek yok. Yani işlerimizi yaparken kolaylaştırmayı tercih edelim. birer birer bu karın bölgesini örüyorum. Bir dolayıp üç defa da çektim. Karın bölgesinin düz olan yerlerini örerek tamamladım. Her birine birer birer battım. Şimdi yandan İlk yaptığımız yerdeyiz. Burayı tamamen göz kararı da yapabilirsiniz. Çok fazla yığmadan. Şimdi bakınız ilk önce başını doluyorum. En son trabzanımı ördükten sonra şuradaki boşluğa giriyorum. Yani trabzanımın bulunduğu yere giriyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. Her iki trabzanımın bağlantı noktasına girerek ördüm. Bir tane trabzanı kendisine ördüm. Bir tane bağlantı yerine bir tane trabzanın kendisine bir tane bağlantı yerine yani bağlantı yeri dediğimiz her ikisinin geçiş yaptığı yer diğeri bakın trabzanımın kendisine eğer o çok uzak kalacaksa trabzanın olduğu yere ve ikinciyi de yapabilirsiniz sonra bağlantı yeri bakın trabzanımın kendisi bunu e, ayarlayalım bağlantı yeri trabzanımız şöyle bakıyorum bakınız herhangi bir şekilde e, bozacak bir durum söz konusu değil onun için devam ediyorum eğer çekecek gibi olur az olursa arada bir ikinciyi yapmaktan çekinmeyelim trabzanımız bağlantı yerimiz şöyle bakalım bakınız şimdi burası şöyle sırt kısmı sırt kısmının bulunduğu yere buradaki döneceğim yere bakın ikinciyi yapıyorum üçüncüyü yapıyorum ve dördüncüyü yapıyorum dönüş yerine dört tane trabzanımı ördüm ki en son sıraya şöyle net görünsün Böyle dönerken e, herhangi bir sıkıntıya yol açmasın. Sonrasında birer birer ipimi de alta gizleyerek örüyorum. Burada zaten hepsi bir tane örülmüş trabzanlarımız. Diğer dönme yerine kadar örelim. Diğer yan tarafı da yine uca gelince 4 tane örelim. Kenarı da bir tane yan trabzana bir birleşim noktasına batalım. Gerekirse ikinci trabzanı da aynı yere örmekten çekinmeyelim. Şöyle görmenizi istiyorum bakın. Devam edelim. Sırt kısmını birer birer örerek geldim. Tam köşenin dönme yerindeyim. 4 trabzanımızı buraya da ördüm. Şimdi yandan örmeye devam ediyorum. Bir tane birleşme yerine bir tane trabzanımı bir tane birleşme yerine bir tane trabzanıma bir tane birleşme yeri bir trabzan trabzanımızın olduğu yer şeklinde başlangıç noktamıza kadar gelelim bütün kenarlarımızı örerek geldim. Şöyle bakalım. Bakınız başlangıçtan şuradan başladım. Birer birer trabzanlarımı ördüm. Daha sonra yan kısma bir tane tırabzanla bir birleşme noktasına örerek geldim. 4 trabzan tam dönüş noktasına yine birer birer trabzanlarımı ördüm. 4 trabzan dönüş noktamı ördükten sonra bir tane trabzana bir birleşme yerine ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Ee, en son trabzanla birinci trabzanımız yan yana. Bu sırada lastik örgüsü çalışacağız. Lastik örgümüzü ise bir yandan bir ardından şeklinde örerek tamamlayacağız. Şimdi son trabzanımı ördüm. İlk trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum. Bakın şöyle arasına giriyorum. İpimi alıp kaydırarak birleştiriyorum. Ve üzerine 1-2-3 zincirimi çektikten sonra ilk trabzanıma yandan giriyorum. Lastik örgüsü yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Diğerine ardından giriyorum. Trabzanın diğer yanından çıkıyorum. Örüyorum. Tekrar yanından giriyorum. Ardından yanından ve alttaki hazır olan beyaz sıramızla ördüğümüz trabzanlarımızı bir yandan bir ardından alarak yani bir ters bir düz görüntüsü vererek ikinci sıramızı tamamlıyoruz. 2. sıramı tamamladım. 3. sıramı da yine aynı şekilde başlayacağım. Yandan alıyorum bu kabartılı olanları, içe doğru olanlar ardından giriyorum. Bir ters, bir düz görüntüsünü vererek devam ediyorum ve ben 3 sırada e, yeterli olacak. 3 sırada tamamlamak istiyorum. Şöyle zincirimin hemen yanından giriyorum, kaydırıyorum ve 1 2 3 tane yeni zincir çekiyorum. Dıştan kabartılı olanımı yandan alıyorum. İste çukur olanı ardından alıp yine çukurlaştırıyorum. Yandan ardından şeklinde üçüncü sıramı da tamamlayarak elbisemin bu sırt kısmını bitirmiş oluyorum. 3 sıra lastiğimizi de ördüm. Şimdi son sıramızı birleştirelim ve boğaz kısmına da bir sıra beyazımızı geçtikten sonra prensesimizin elbisesini tamamlayalım. Şimdi i̇lk ilk e, zincirden çektim trabzanımı yanına girdim ilmeğimi kaydırdım bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum kestiğim ipi de daha sonra gizliyorum şimdi boyun kısmına geçelim ama öncesinde görelim bakın ne kadar tatlı oldu arkaya da döndürüyorum şu şekilde evet şimdi bir sırada buradan beyazımızı geçelim batıyorum şöyle ipimi alıyorum Önce isterseniz ipimize bir tane zincir çekerek düğümümüzü atalım ve alalım. Yandan giriyorum. 1. Şu şekilde zincirim içinden geçirdim. 2 3 3 tane zincirim çektim. İpimi arkaya aldım. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini ardından alıyorum. Lastiğimizin düzenini bozmuyoruz bir yandan yine ardından olan ardından örüyorum yandan kabartıları yandan çukurları ardından girerek örüyoruz ve bir sıra geçmemiz yeterli. Sadece boğaz kısmına da renk katmak istedim. 3 sıra olacak lastiğimiz. Şimdi başlangıçta görüşelim. Başlangıç yerime kadar geldim. Bütün sıramı tamamladım. Şöyle sırt kısmından da görmenizi istiyorum. Ters Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek geldim. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Zincirimin bulunduğu yere giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir çektikten sonra ipimi buradan keserek prensesimizin elbisesini tamamlıyoruz şöyle görelim bakın iplerimizi içeriye gizleyelim elbisemizi giydirerek üzerinde görelim. Evet bir çalışmamı da bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.